Evet. Şimdi az önce yine belirtiyorum burada. Daha önce de belirtmiştim. Burada gelinden fazla. Daha doğrusu ilk gelinciklerin başlıyoruz ya. Şimdi biz gelincikleri böyle size anlatırken gelincikle başladığımız zaman gelin gibi arazi diyoruz ya. Burası artık hatta gelin olmuş, yola çıkmış tarzında bir parselimiz var. Şimdi ben size orayla ilgili bir güzel bir sunum yapmayı düşünüyorum. İnşallah hemen gördüğünüz evle birlikte. Öncelikle bir bahçenin arkasına doğru bir geçelim. Ondan sonra da ön kısmına doğru geçeceğiz. Oradan anlatmaya devam edeceğim. Hemen belirteyim. Burası bir karasu yolumuz aynı zamanda. Ve bulunduğumuz parsel köşe bir parsel. O yüzden her açıdan muhteşem bir parsel. Parselin yüz ölçümü tam olarak 635 metrekare ve arka kısımda şu yıkılmış olan ağaçların olduğu yer dahil arkaya doğru inen ve şu tarım aracının, tarım aletinin olduğu yere kadar gelen aşağıya kadar ve şu okaliptüs ağacının oraya kadar inen bir parsel burası. Toplam 635 metrekare. Şimdi buranın güzelliklerinden bahsederken hemen başlayayım ben size buradan. Küçük bir detay aktaracağım. Şurada bir tane badem ağacımız var ki burada her zaman anlatıyorum. Şu anda tam badem ağaçlarının çağla dönemindeyiz. Şurada şu yeşillikleri görüyorsunuz. Ağacın alt kısmındaki çağlalar maalesef bize kalmamış. Ama üst tarafında halen daha çok güzel çağlalar var. Çekimlerden sonra da burada o çağlalardan bir kısım alacağız. Sizleri bekletiyorum. Hani sizler için bekleteceğim dersem yalan olur. Çünkü çağla beklemez. O ağızda bir şenlik yaratan bir meyve. Hafif mayışı, hafif tuzla muhteşem olur bademler bu mevsimde. Ki artık tam çağla mevsimi. Yani burada şu anda birçok meyvenin hatta yeni dünya dediğimiz buna benzer. Artı buradaki şu anda en ünlü, en güzel, buranın endemik bir mantarı olan trüf mantarından sonraki en kaliteli, en güzel mantar dediğimiz bir kuzu göbeği mantarı mevsimi şu anda. Ve buraya geldiğiniz zaman da o mantarı ve özellikle bu mevsimde gelirseniz o mantarı mutlaka buradan tatmanızı, yemenizi tavsiye ediyorum ki o lezzet ne balıkta ne ette olur. O kuzu göbeği mantarı da zaten daha önceki videoda bir paylaşım yapmıştım. Orada duruyor. Onu da bir görün. Zaten görüntüsünü bile çok güzel bir görüntüsü. Lezzeti damaklarda şenlik yaratan bir mantar türü. Evet, şimdi yavaş yavaş parselimize devam edelim. Parselin içerisinde bir tane eski evimiz var. Evin büyüklüğü yaklaşık bir 120-130 metre civarında bir oturum alanı var bu evin. Bu ev çok farklı bir inşaat yapılmış. Evin bir kısmı halen daha belki 80-90 yıllık taş bina. Diğer taraflarına daha sonra ilave yapılmış. Bakın o arkada göçük olan bir yer var. Orası eski taş yapısı olarak. Onun devamında da yine beri tarafa doğru piriketten devam edilmiş. Ama yan tarafında yine zemin kat dediğimiz bir kat daha ekleme ilave yapılmış. Bu evin tamamı tapuya işli, tapuya işlenmiş. Onu özellikle belirteyim. Yani 650 metrekarenin içerisinde bir tane de tapuya işlenmiş. Yaklaşık 130 metre kare civarında. Artık buna biz 1,5 kat mı diyelim, 2,5 kat mı veya enteresan bir inşaat tipi. Fakat zemin kat dediğimiz yer tam da burası. Burada kullanabilirsiniz. Burası da 2-3 oda var içeride. Burası güzel bir tadilatla çok farklı bir şekilde yapılabilir ki hemen bu zemin katın üstü kocaman bomboş bir balkon. Şimdi oraya doğru çıkacağız yavaş yavaş. Böyle hazır bir yapı her zaman denk gelmiyor ki dediğim gibi burayı çok güzel bir tadilatla muhteşem hale getirebilirsiniz ki evin bu balkonu dahi evin içerisine alma durumunuz var. Ona göre bu ev belki 300-350 metrekare civarında bir yapıya kavuşturulabilir. Bakın şurada kocaman bir balkon var evin yan tarafında. Eve entegre edilmiş halde.
eve bitişik olarak. Yani bunların hepsinin tamamı tapuya işlenmiş bir vaziyette. O yüzden de burada tadilat ruhsatıyla rahatlıkla bir inşaat yapabilirsiniz. Şimdi geldiğimiz nokta itibariyle daha önce de belirtmiştim. Burada çok güzel bir parselimiz var demiştik. Ve o parselin hemen karşı tarafında burası da. Burası tam köyün meydanı, köyün merkezi. Ben bir defa daha size göstereyim. Tam karşımızda yeni yapılan hastanenin olduğunu da buradan belirtmiştim ama buradan yine bir görünüm alalım. Şuradan bir görüntü alalım. Bakın tam karşıda tepede Seydi Kemer'in girişinde yeni yapılan bir şehir hastanesi var ki bu şehir hastanesi tam teşekküllü, gayet büyük bir hastane. Yani belirttiğim üzere burası tam 4 kilometre mesafede Seydi Kemer ilçe merkezine. O yönden her açıdan çok şanslısınız. Bir de burası tam tepede olduğu için de buranın gerçekten havadar olduğu bir alan ve buraya gelen o esinti ki yaz mevsiminde burada hiçbir gram nem hissetmiyorsunuz. Sadece burası Akdeniz bölgesi olduğu için burada sadece o sıcaklığı hissedersiniz. Hani yaz mevsimini o güneşin sıcaklığını hissedersiniz. Ama gölgede asla bir nem oranını burada hissetmezsiniz. Ki gece yatarken de özellikle belirtiyorum. Bu bölgede hiçbir sivrisinek yok ve nem oranı çok düşük. O yüzden de rahatlıkla burada yaşama şansınız fazla. Zaten geldiğiniz zaman da belki de oksijen çarpması bile yaşayabilirsiniz burada. Evet, burada da çok güzel bir çınar ağacı var. Tam köyün merkezinde. Şöyle yukarı doğru alayım ben. Bir bakın. O çınar ağacı da tam ortada köyün merkezinde. O da oraya güzellik katıyor. Ki köyün sakinleri yaz mevsiminde o çınarın altında çay kahvelerini içerler. Akşam üzeri hoş sohbet yapılır burada. Dediğim gibi burası Yörük kültürü. Burada asla kapılar kapanmaz, kilitlenmez ve burada yardımlaşma her zaman ön plandadır. Burada yapılan ve yapılacak olan bütün işler genellikle imece usulü yapılır. Ve herkes elinden ne geliyorsa o gün orada gücünün yettiği kadar yardım yaparlar. Bunun haricinde yine burada düğün, cenaze gibi işlerde de bütün köy toplanır. Hiç kimse dargınlık, küskünlük olmadan herkes birlik, beraberlik artık o anki duruma göre ama şenlik, ama hüzün burada hepsi hep birlikte yaşanır. Ki geldiğiniz yer itibariyle de daha önce belirtmiştim, yine belirtiyorum. Buraya geldiğiniz zaman öncelikle buranın ilk önce bir coğrafyasını, havasını, suyunu, kokusunu, dokusunu bir hissetmeniz gerekiyor. Burayı gelenler zaten bilirler buranın nasıl bir doğal yapısı olduğunu ki burası şu anda halen daha bu bölgede kalmış son bakir, son güzel, muhteşem havası, manzarası ve üçü bir arada dediğimiz yukarılarda, Toroslar'da bembeyaz kar. Halen daha görüyorsunuz zirvedeki o karları. Yukarılarda kar bembeyaz. Bizim vadimiz, bizim bulunduğumuz bölge yemyeşil, halı gibi, halı misali. Oradan aşağı doğru indiğiniz zaman da masmavi bir deniz yaşantınız, yaşamınız olacak ve bu üçü bir arada sistemin içerisinde siz de gelirsiniz. O zaman dördü bir arada yaşayacaksınız diyelim. Ve son olarak yine ifade edeyim. Burası 635 metrekare içerisinde tapuya işlenmiş bir de eski evin olduğunu da belirteyim. Hatta bir de yan taraftan son bir görüntü paylaşayım ben size. Onunla beraber de buradan şimdilik bu da diyeceğim. Ve lütfen yine fiyat dahil, unutmayın lütfen fiyat dahil bütün detayları videonun alt kısmında açıklamak bölümünde rahatlıkla bulabilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Sizlere bütün en güzel, en güzel duygularımı, saygılarımı sunuyorum. Şimdilik iyi bayramlar diliyorum. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.